Hanımlar, sen de hoş geldin hemşirem. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hah, benim kızdır gelen. Gel kız, gel. Ay, ay, niye zahmet ettin? 12 torun, 12'sine de çeyrek taktın, sağ ol. Olsun, olsun Necla. Maşallah senin kızlar, gelinler üretim bandı gibi. Ay, 6 ayda bir torunun geliyor. Kız kümesten bu kadar sık alamazsın. Ha? Ben de sana çeyrek yetiştireceğim diye darphaneye döndüm. Ay. Ha, ben de diğer kızım hediyeden umutluyum tabii. Yani böyle el açtık, dua ediyoruz. Kız hayat, keşke bir çocuk doğurup şey boşana verseydin. O nasıl söz Necla abla? Boşanmadan sana mı danışacaktın? Ne var o ya? Elini 3-5 kuruş nafaka geçerdi hiç olmazsa. Hacer'in de kucağına bir torun vermiş olurdun. Kadıncağız dağıttığı çeyreklerin en azından küçük bir kısmı, böyle küçücük bir kısmı kadıncağıza geri dönerdi. Nafaka mı? Fizik mühendisliğinden ihtiyacın mı var? Evet. İşsiz fizik mühendisi. Hadi kızım, hadi. Bak daha biz çarşıya gidip altın alacağız. Senin tabii diğer torun da yoldadır ya. Tabii tabii. Cuma günü geliyor hemşire. 13. torun. İnşallah 13. cuma gelir de komple hayrını görürsün amin, Necla. Amin. Hadi kızım, hadi. Hadi selametle. Hadi. Hadi selametle. Hadi, hadi. Ay, otur kız sen de şuraya. Otur, otur. Daha da nasılsınız? Millet makinalı tüfek gibi çocuk doğuruyor. Siz el el üstünde, el baş üstünde oturun hala. Anne, ben boşandım ne çocuğu? Evlen kızım. Bul karı diye bir müessese mi kaldı? Millet evleniyor, boşanıyor, evleniyor, boşanıyor. Her evliliğinden de bir tane yumurtluyor. Sen bana niye yükleniyorsun ki? Hediye evleneli 4 yıldır evde, daha sana torun vermedi. O da başımın başka hunisi zaten. Ah gelin üstüme gelin, delirtin beni kız, delirtin. Bana bak, bu Necla'nın 12 tane torunu var kız. Mahallede kıdem üstüne kıdem yaptı kadın. Yanında konuşamıyoruz bile. Bana bak o hediye. Bu yılda bana bir torun vermesi. O hediyeye de, o kocası olacak Kerem'e de bak ben neler yapıyorum. Neler! Tın torunu, dolduruşa gelme diyorum sana. Acık daha torun görmezsem Japonya'dan robot torun getirttireceğim. Ne yapıyorsun? Sinsi sinsi gelmiş oturmuşsun, haber versene. Kız hoş geldin. Anne. Niye aniden geldin? Otur otur. Kerem nerede? Dükkana mı gitti? Yok anne. Kerem yok. Kerem bu dükkanı da batırdı. Ay canı sağ olsun be kızım. Yine kurar işini. Aslında bak bir çocuk yapsanız her işiniz düzene girer biliyor musun? Yani ikiniz de böyle inovasyon gibi düşünün bu bebek işini. Ay, ay vallahi bu Necla beni laflarıyla pişirdi. Ben bir üstümü değişeyim, geliyorum şimdi. Ben Kerem'den boşanacağım. Ne? Saçmalama, annem seni var ya doğduğuna pişman eder. Torun bekliyor senden. Tükendim artık abla, ne olur yardım et bana. Ben annemi karşıma alıp anne ben Kerem'den boşanacağım diyemem ki. Ne olur yardım et. Anne bak yok yok. İyi iyi. Ha. Hayat. Ay verin, ay verin, ay verin. Ver. Ay kız, kız başa bağlamalı patates böyle mi doğradır kız? Kız orta boy beni miyim ben kız? Hiç mi öğrenemediniz kız? İlk defa mı ben baygınlık geçiriyorum ay başıma? Anne abartma ya. Aa, ablam da boşandı. Dünyanın sonu mu? Sonu. Kız sonu dünyanın sonu. İkiniz birer tane bile doğuramadınız. Dünya batsa. Ah soyumuz tükendi, soyumuz. Ah dünyanın sonu muyum? Tabii sonu.
Anne ne yapayım? Dayanamıyorum artık. Kerem açtığı dükkanı senesi olmadan batırıyor. Yıllık izin aldım ben de. Orada da boşanacağım. Kız. Yıllık iznini boşanmaya mı kullanıyorsun? Ay sever misin? Sabaha mı bırakırsın? Ay. Hediye. Efendim anne. Ben senin adına hediye koydum. Bana bir torun hediye edersin diye. Hayat. Senin adına hayat koydum. İyi ki torunuma hayat verirsin diye. Ama ikinizden birer tane bile bir çocuk gelmedi. Adınız batsın sizin, adınız. Anne yeter ama. Yeter, tabii yeter. Kerem enişte hiçbir işte dikiş tutturamadı. Ne yapsın bu kız? Sen sus, işsiz. Sen tutturabildin sanki. Kız gittin, evlendin. Hiç olmazsa boşanmadan bir tane çocuk doğuraydın. Saz gibi boşandın. Ondan sonra da geldin başıma oturdun. Ne yapsaydım? Adam eve uğramıyordu. İşi gücü at yarışı. Ondan çocuk mu doğrulur? O bile belki düzelirdi. Hı? Yani bir çocuk doğursaydın o bile düzelirdi. Kız, ben sizin babanız var ya, 5 kere iş batırdı. Ya emekli oldu. Ondan sonra öldü gitti. Ben ne yaptım? O hengamede bile sizin ikinizi doğurdum kız. Benim anamı babamı böyle atalarımın gözünü böyle açık bırakmadım. Ya. Neyse anne ya tamam. Olan oldu artık. Şimdi ben bunu Kerem'e nasıl söyleyeceğim onu düşünüyorum. Söylemedin mi? Bir şey demedim. Deme! Yok demem lazım. Sakın deme. Ben bu evliliği kurtarırım. Anne yapma. Hayır bana bırakın. Öyle iş batırdı diye koca boşanılmaz. Her adam her işi batırmaya meyillidir biliyor musunuz? Kerem'i de bana bırakın. Ben onu adam ederim. Bana bakın sakın mahalleli duymasın. Tamam mı? Hele o Necla hiç duymasın. Eğer bak birinden birileri duyarsa vallahi gözümü karartırım. Her şeyimi satıp salar bir balıkçı kasabasına yerleşirim. Heh, anladınız mı? Ara, ara. Bakma öyle bana bakma. Bakma öyle. Çabuk Kerem'i arıyorsun. Bana bak, bir şey söylerseniz ağzınızı yırtarım sizin. Kalk, kalk Kerem'i ara çabuk. Çabuk ara diyorum sana. Bana bak, Hacer benden 2 sene önce evlendirdi kızları ama hala 0 torun. Bende tam 12 torun var. Bu tarihi fark kapanmaz falan. Yok abla, kapanmaz. Bana bak. Bu Hacer'in damadı değil mi? Niye dolaşıyor böyle yalnız kovboy gibi? Hediye nerede? Hediye sabah gelmiş. Eltim gördü, gruptan yazdı önce. Mesaj attı. Tabii. Benim 12. torunu görünce acil toplantı tertip etti bunlar. Vay kurnazlar vay. Abla 2 kilo vereyim mi? Yok istemem istemem. Canım 1,5 kilo da ekleştir bana. Karpuz mu bu? Çöpünden, üzümünden kopar. 1,5 kilo olsun. Zaten bütün karpuzları Hacer abla alıyor. Aman iyi tamam. Bana bak. Gözün Hacer'de olsun tamam mı? Ne yapıyor, ne ediyor? Her şeyi bana satırı satırını rapor geçeceksin. Abla ne yapacak? Tarihi fark atmışsın. Kızım ben bugünlere rakiplerimi küçümsemeyerek geldim değil mi? Gözün üstünde olsun. Bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Ay gömleri doldurmuşsun. Ne biçim ticaret bu böyle? Yürü kız pazara gidiyoruz. Yürü. Şurada mı durduk? Ye oğlum ye ye. Verin. Ben herkese karpuzumu vermem ha. Ah has adamlara veririm ben karpuzumu. Aslan oğlum benim ye ye. Ay sen erkek misin sen? Erkek bu erkek bu erkek bu erkek. Aferin. Hacer anne ikisiye kurum o zaman. Aslansın aslan. Ben anladım zaten seni maşallah sana. Ha, bana bak. Ye, ama yemiyorsun evladım yesene. Hacer anne sen öyle vurunca ben otomatikman yiyemiyorum ister istemez. Ha, desene evladım. Tamam ye hadi ye ye hadi ye. İşler nasıl damat? Sorma Hacer anne. Battım ben.
Olsun evladım, olsun. Erkek adam batar tabii. Ne olacak ondan sonra düzeltirsin. Bana bak, siz birazcık bende kalsanıza. Ha? Ben size şöyle bir ana terapisi yapayım. Bak, ha? Hadi kalın bende birazcık. Kendinize gelirsiniz daha sağlam kararlar alırsınız. Yok anne, olmaz. Biz birlikte kalamayız. Hediye, Allah seni böyle hediye diye paketleyiver. Hacer anne, bir zahmet vermeyelim size. Tatile falan gitsinler. Bence daha iyi bir fikir. Evladım enişten battım diyor. Ah neyle tatile gidecekler? Hem ana kucağından daha güzel, daha yoğun tatil mi var? En güzeli ana kucağı işte. Bak ben size yediririm, içiririm, pişiririm. Açıkta böyle gezersiniz. Ha? Çok güzel olmaz mı evladım? Ay tatilde neymiş öyle? A tatil diyorlar. Şunu şu saatte yap, bunu bu saatte yap, şunu şöyle yap. Askerlik mi yapıyorsun, tatil mi yapıyorsun belli değil evladım. Kalın işte burada. Ha? Yani bana uyar da Hacer anne. Hediye sen ne dersin? Bir şey demeden de gelmişsin zaten. Sürpriz yaptı oğlum. Hediye tamam de. Yaşına başına bakmam bana. Başlıklı terlikle avlarım seni. Tamam, tamam ya. Tam kalırız birkaç gün. Aferin kızıma benim, aferin. Ben ne yapayım anne? Hı? Sen sus. Hadi kalk. Kalk pazara gideceğiz, alışveriş yapmamız lazım. Kalk. Evde her şey var. Hadi kalk yavrum, kalk. Aa, oturduğun yerde manda gibi yuvalıyorsun. Hadi kalk dedim sana. Kalk. Kalk. Hadi afiyet olsun, hadi. Anne koca alışveriş. İki ekmek aldık dolanıyoruz. Kız Hediye ile Kerem yalnız kalsın diye yapıyoruz, dolanıyoruz. Atari salonlarında vakit mi öldürseydik? Gel şuradan meyve alalım. Karpuz stoğumuz azaldı. Ağzın doluyken susmuyorsun. Belki elin doluyken susarsın. Ha? Usta hangisi? Ama bu da küçük. Şöyle ver şunun eline. Bunu al. Sakın. Sakın Kerem. Sakın karpuzun suyunu içme. Zaten sana karşı doluyum. Hediye ne oluyor Allah aşkına? Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyorsun? Böyle bana haber vermeden annemine gelmeler falan. Yani bu bir ben annemin evine yerleşiyorum eylemi mi? Ne oluyor Allah aşkına? Kerem ben artık senin sürekli iş batırmandan çok yoruldum. Kaç sene oldu hayatımız düzene girmedi. Sana kaç defa demedim mi ben ne alırsan bir milyoncu açma diye. Tamam ben... Yani o girişimimde... Açma bir milyoncu dedim. Paradan 6-0 atıldı. Bir milyon artık büyük para. Bu mantıksız bir fikir demedim mi? Nostaljiden yakalamak istemiştim. Ay Kerem. Neyi nereden yakaladın ki bunu buradan yakalayacaksın? 200 metrekare dükkan tuttuk. İçini doldurduk. Yalan oldu. Finansçıyım ben. Olmaz diyorum, olur diyorsun. Bıktım artık ben. Gerçekten yoruldum. Tamam, olan oldu. Geçmişe bir sünger çekelim. Şimdi müthiş bir projem var. İkinci el gıda. İkinci el gıda ne? Kerem, yemekleri yiyip mi satacaksın millete? Hayır Hediye'm. Şimdi misal, sen marketten tereyağı aldın, tamam mı? Buzdolabına koydun. Bir tatil programı çıktı. Tam kara kara düşünürken acaba bu bozulur mu diye hop devreye ben giriyorum. Ürünü senden satın alıyorum, piyasanın çok altına satıyorum. Nasıl fikir? Kabul et, fena. Uçar. Kerem ben boşanmak istiyorum. Nereye gidiyorsun? Anne gidiyorum ben. Kerem'e boşanacağımı söyledim. Bana bak senin o ağzını dürerim. O dudaklarını düğümlerim. Ben sana demedim mi? Anne sinir et. Hoş geldin Hediye. Hoş bulduk Necla abla. Kız Hacer, niye tutuyorsun kızın ağzını böyle? Ay bana ne diyor biliyor musun?
anne diyor dudaklarıma estetik yaptırayım mı? Ben de diyorum ki kızım ben seni estetikli zaten doğurdum. Diyorum hiç gerek yok diyorum ben buna. Ay olmaz dedim tabii. Kerem enişteyle ayrı ayrı geldiniz. Ayrı ayrı mı dönüyorsunuz? Sen bizi mi takip ediyorsun? Olur mu canım? Mahallenin hak ortası, herkes her şeyi görüyor. Bana bak kız Edip. Şu kadıncağıza bir torun verin artık ya. Allah Allah, herkese çeyrek taka taka. Piyasada yeni tarihli altın bırakmadı. Eski tarihli Necla Hanım da bu konuları mahallenin hak ortasında konuşacak değil. Hadi kızım, hadi. Hadi gidiyoruz. Biz alışverişimizi yeterince yaptık. Eğer dışarıdan gerekirse de getirtiririz, tamam mı? Hadi bakalım, hadi. Allah, bu Hacer bir şeyler karıştırıyor ama. Dur bakalım, yakına çıkar kokusu ortaya. Ne gibi? Bilmiyorum. Bu hediye bence evsiz kaldı. Kocasıyla beraber geldi, Hacer'e sığındı. Ama dur, bu telaşın yakında çıkar ortaya nedeni. Ah, zamanında ben ikinci kez evleneceğim dediğim zaman bu Hacer herkesin içinde beni ayıplamıştı. Ama şimdi bak, büyük kızı boşandı. Küçük kızı böyle fıs çıktı ya. Sıfır torun. Beter olacak, beter ol, beter ol. Her yıl yeniden beter ol, yeniden beter ol. Ve ben bütün bunlara tanık olayım. Yürü kız. Millete iki kızı da başına dul çıktı dedirteceksiniz. O Necla'nın ağzına da beni sakız edeceksiniz. Vallahi yetişkin denen. İkinizi de böyle kafa kafaya vururum. Böyle kafa kafaya vururum. Anne ben ne yaptım? Kız sen onu başıma bağlamayacaksın, kızartmalık doğru. Anne sen benim özel hayatıma müdahale edemezsin. Eden yok zaten. Ha. Sen söylemişsin. Bana bak, git, git o kocanın yanına otur. Adama kara haberi verdin, ondan sonra da attın salona. Kızım, bak ben Kerem'e iş bulacağım, tamam mı? Sen merak etme. Hadi git şimdi, git kocanın yanına. Nasıl bulacaksın iş? Benim adım Hacer. 5 kere iş batırdı sizin babanız. Her seferinde de ben nasıl başa çıkacağını bildim, tamam mı? Onun için batan kocadan anlarım onun için. Kızım bana bak, bana güvense, tamam mı? Sabit maaşlı bir iş bulacağım Kerem'e. Hadi git şimdi herifinin yanına otur. Kız bakma sana bana öyle. Hadi. Kalk. Bir şey sorabilir miyim? Hediye ile eniştemin çocuk yapmasına nasıl vesile olacağız? Böyle bir vesile şekli mi var Allah aşkına? Kızım dul dul konuşma. Hediye ile Kerem çocuk sahibi olurlarsa evlilikleri kurtulur. Hem de ben ilk torunumu böyle siftah yapmış olurum. Sen de belki bundan feyiz alırsın da bir daha evlenip bir çocuk sahibi olursun. Anlamadım da benim hakkımdaki planlarını bana anlatıyorsun da hediye hakkındaki planlarını neden hediyeye anlatmıyorsun anacığım? Ha? Kızım bak kaç senelik anayım ben. Pedagojiden anlıyoruz azıcık değil mi? Ha? Hediyenin durumu kritik evladım, hassas. Ona bir şey denmez ama yaptırılır. Hadi sen de birazcık yardım et ya. Ne yapayım? Daha ne yapayım? Kız anla işte hani bir şeyler yapalım böyle. Ne yapalım? Anlamıyorum. Anla işte. Anlamıyorum. Aman bu kadar okumuşsun sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun ya. Ya hediye sanki böyle yetimhaneden alınmış sonra da rahip olmuş gibi giyiniyor.
Yani ona birazcık yardım edelim, onu biraz değiştirelim be kızım. Bana bak, bizim evde böyle kadınsal bir şeyler var mı giyecek? Yok, ama alırız. Tamam, yemeği yiyelim, yarın ilk iş. Bana bak, sofrada onların aralarını bozacak sakın bir şeyler deme, tamam mı? Heh. Birazcık enişteni böyle övecek şeyler yapalım. Böyle birazcık herif propagandası yapalım, ha? Köfteden al oğlum, köfteden. Ekmeksiz yut, erkeksin sen. Heh. Oh, afiyet olsun. Ye çocuğum, ye. Heh. Aferin benim damadıma. Aman şu pazulara bakar mısın, şu pazulara. Sen ne ara yaptın bu kadar pazuyu? Maşallah Kerem, sen bu pazuları ne zaman yaptın oğlum? Yok be Hacer anne, ne pazusu? Ödem onları, ödem. Ben dükkanın içinde mallarla devraldım ya, o yüzden indir kaldır yapamadım. Zaten belim sakat benim. Topuk dikeni de var bende. Ye oğlum ye, kes sesini. Ah. Enişte gerçekten sanki gençleşmişsin, yüzüne kan gelmiş. Değil mi? Nerede? Kansızlık var bende. Evladım al. Bak, kansızlığa da bu köfte iyi gelir. Hah, aç bakayım. Aferin. Zaten biz Kerem'in fiziki değil, insani yönlerini çok seviyoruz değil mi? Aslan damadım benim. İnsani açıdan da kansızlık var ama anne. Hediye yeter ama ayıp oluyor yani. Boşanacaksan boşan benden. Yeter ki böyle ağır konuşup durma. Yok öyle boşanmak falan. Hayır. İkinizin de... Yavrum. İkinizin de zamana ihtiyacı var. Değil mi? Kerem, annem iş bulmuş sana. Ne işi? Kuramsal bir iş. Kurumsal. Hı hı. Kurumsal bir şirkette böyle bir iş buldum çocuğum. Sen gideceksin, çalışacaksın, aylık maaşını alacaksın, yatacaksın. Aylık maaşını alacaksın, yatacaksın. Hı. Yani bilemedim ki ben ticaret adamıyım. Esnaf ruhluyum ben, bilmiyorum. Ay Kerem, Allah aşkına ya. Batırırsın o kurumsal şirketi, rahatlarsın. Ne olacak? Durdum. Otur evladım. Benim soframdan öyle kalkılmaz. Evladım, biraz zamana ihtiyacınız var. Böyle ha deyince boşanılmaz. Aa, sonra hayat gibi onluk turşu bidonu gibi kalırsınız ortada. Anne ya. Yarın her şey yoluna girecek. Tamam mı? Ben Kerem'i hemen bir işe tıkıyorum. Ondan sonra işler de tıkır tıkır ilerleyecek. Tabii evladım, yani Hediye, sen de çok bunaldın çocuğum. Biz seninle yarın şöyle çıkar bir hava alırız. Çok bunaldın tabii, böyle aç kızım birazcık, aç. Böyle bun aldık. O bunları şöyle bir atalım. Değil mi evladım? Değil mi çocuğum? Hadi bakayım. Heh. Yok anne, iyi böyle. Annem görecek. Dur be kızım ya, sıkıştım biraz. Nakit lazım ama geri ödeyeceğim. Nakite ihtiyacım var. Lan sen niye aldın da geri ödedin? Yok kız ya, bu sefer farklı valla. Borç istiyorum. Borç. Diğerleri neydi? Onlar borç değildi ya. Erdil defol git. Valla sana nafaka davası açar. Sürüm sürüm süründürürüm. Haydi. Ya dur. Aa. Kerem'in araba. Kerem burada mı? Ne yapacaksın? Ya yürü git. Lan bunun da nazı işte, nazı. Ah Kerem, iş görüşmesine girecek de babanın kravatını bağladım. Kavuğu devrediyorum yani diyorsun, öyle mi? Kızım, kocan işe başlayacak. Birazcık pozitif ol. Yırtmayayım ağzını. Hayırlı olsun Kerem. Nereye gideceksin görüşmeye? Vallahi ben de bilmiyorum. Nereye gidiyorum? Ben şimdi eski insan olduğum için ben sana tarif edeceğim. Aşağıdan tarif edebiliyorum ancak kızım. Kocan bak işe başlayacak, hadi hayırlı uğurlu olsun diye bir... Hadi öp kocanı, öp. Öp de hayırlı uğurlu olsun de. Hadi kızım. Kızım haydi. Kraliyet askeri gibi bir öpüşün bakayım. Ha, aferin. Ha, hadi bakalım. Ha.
Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. Kaybolma bir yere, geliyorum hemen, işimiz var. Sen de kaybolma bir yere. Enişteni işe salıp geliyorum hemen. İşimiz var. Ben hep buradayım. Abla. Hayır, hayırdır? Hacer anne ya, sen beni yedirdin, içirdin. Bir güzel de giydirdin. Çok teşekkür ederim ama ben ne iş yapacağımı, nereye gideceğimi hala anlamadım ki. Evladım, git çık dolaş birazcık işte, o kadar. Nasıl? Al bunu da. Avans bu. Avans mı? Hı-hı. Ben ne yapacağımı hala anlamadım. Yani şu an kendimi resmen kiralık damat gibi hissediyorum. Evladım, git iş arıyormuş gibi yap. Artı iş bulmuş gibi yap. Artı avans almış gibi yap. Hı? Nasıl yapacağım ki avans almış gibi? Evladım, ben senin avucuna bu parayı koydum ya. Sen şimdi gidiyorsun iş arıyor gibi yapıyorsun. Ama bana bak, sakın bu parayı da düşürme. Kendine de bir şeyler de al. Aç da kalma, öyle gezme. Hadi, hadi, hadi. Anlamadım ama deneyelim bakalım. Evladım, ben sizin yuvanızı kurtarmaya çaba sarf ediyorum. Sen hala içeride kalıyorsun. Git gez dolaş birazcık diyorum. Hadi, hadi. Akşama kadar da gelme. Hadi. Benim para hesaba yattı. Merve. Ya. Ne yapıyorsun abi sen burada? Kadere bak. Gel sohbet edelim 5 dakika. Hadi gel. Gel, bir şey olmaz, gel. Anne. Hı. Dışarıda kimseyi gördün mü? Necla mı? Ha, Necla'yı evet. Suya atmış mıydı? Yok be kızım. Damadımı yolladım. Anne. Hı. Sen Kerem'i nereye yolladın? Ne işi bu? Eski bir tanıdığım vardı benim. Ben onun vaktiyle damadına bir iyilik yapmıştım. O da şimdi onu işe sokar. Sen dön bakayım birazcık şöyle bir dön bakayım. Dön. Kızım bir dön. Yok anam, yok. Bu kılığıyla, kıyafetiyle yani çocuğu olacak adamı bile tedavi sürecine sokar. Aa. Siz varmış kıyafetimin gayet güzel. Kızım biraz kadınsal giyin, genceciksin. Bu ne böyle kütüphane işletiyor gibi? Sen biraz kadınsal olacaksın ki kocan da adam olsun. Ay, ne alakası var? Ben böyle kadınsal giyindiğimde Kerem dükkan açıp batırmayacak mı? Evet. Batırmayacak tabii. Sen ılımlı değil, sen alımlı bir kadın ol böyle. Bak o zaman kocan nasıl dört elle işine sarılıyor be kızım. Evet Hediye ya. Kerem'in işte biraz böyle motive etmen lazım sanki ha. Boşanmak en kolayı. Bak ben boşandım, ne oldu? Geldim anamın evine, onun asistanı gibi bir şey oldum. Kız bu ne böyle burana kadar böyle? Şuranı aç birazcık kız, aç şuranı. Kız aç şunu birazcık. Ben seni karşıdan görsem böyle, karşıdan böyle gelsen, yani kadın demem, yürüyen abajur geliyor zannederim. Yapamam ben, olmaz. Yap! Bir şey yok bunda. Bikini giymeyeceksin sonuçta, yap. Gördün mü? Güven. O senin ablan, ben de senin ananım. Güven birazcık bize. İyi tamam. Hiç kabartmak yok abi. Demek Hediye senden boşanmak istiyor ya. Vay be. Kadere bak. Hacer'in kızına göz koyan nafakaya da göz kırpıyor. İyi derdi, sen nafaka ödemiyorsun ki. Bakma oğlum ya, bunlar var, çok yanlış yaptılar bana ya. Allah Allah. Sanki daha çok sen yanlış yapmışsın gibi anlattılar bana. Aylarca eve uğramamışsın falan. Oğlum sen öykü hiç benden dinlemedin ki. Ya anlat abi, dinleyeyim. Kerem sırası mı şimdi kardeşim öyle bir şeyin ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim, böyle eştir meştir bunlar hep eski oluyor, unutuluyor kanka, önemli değil ama. Bacanak başka be oğlum. İnsan vallahi bacağını unutamıyor ya. Ben çok seviyorum seni bak. Değil mi? Bacanak başka oluyor be. Ulan ben de seni çok seviyorum be.
Bak eğer hediye beni boşarsa seninle ortak dükkan açarız. İki dolu ne dersin? Alışırız tabii, niye olmasın? De Kerem, benim bir önceliğim var ya, biraz... Biraz paraya sıkıştım kardeşim ben ya. Para derken? Ya nakit bir ödemem var da, vadesi geldi, çıkartamıyorum bir türlü. Zaten alırsam şu an, yarın sende para akşam üzeri. Erdil, yine at yarışı değil değil mi abi? Bak bende biraz para var ama emanet. At yarışı yok ki zaten, bıraktın mı? Yani at yarışı var da atları yazmıyorum artık, bakıyorum. Böyle daha çok kazanıyorum ya. Bütün borçlar da bitti. Kardeşim bana bir destek atsa var, nasıl yaparım biliyor musun Kerem'im ya? Tamam vereceğim. Vereceğim ama bak yarın vermek zorundasın. Vallahi emanet para oğlum. Kerem benim gözlerim senettir kardeşim ya. Sen benim gözlere bakmıyorsun ki. Zaten senin para şu an hazırlanıyor. Yarın sende para. Yarın sende aynı şey. Nasılsın? Üşüyorum abla. Kız, sıcak iklim hayvanını Kars'a mı yolladık? Niye üşüyorsun? Anne, ya bu biraz abartılı olmadı mı? Ay ne bileyim kızım, çık da karşıla bak, Kerem geliyor hadi. Olmaz, çıkmam ben dışarı böyle. Anne olmaz. Kerem'in işlem için giyindiği çok belli. Evet, ben oturur evde beklerim Kerem'i. Ha yok, olurmuş aslında. Eniştem endamını görsün. Hadi bir şey almaya gidiyormuş gibi çıkalım. Aferin kız. Mühendis oldun olalı bir arızayı çözdüm. Ne alakası var? Ben fizik mühendisiyim. Kız olsun. Yine de aferin. Çıkalım hadi. Hadi kızım. Yok olmaz, çıkma. Allah Allah ya. Allah. Kızım niye çıkmıyoruz? Bu kadar uğraştık. Bir test sürüşü yapmayalım mı? Hadi. Hadi bana bak. Kocanı gördüğün zaman da böyle kalem suratınla karşılama. Açık gül. Tamam mı? Hadi kızım. Anneciğim saçmalık. Bakayım, hadi bak. Baştan aşağı saçmalık. Ama saçmalık bu. Hadi görüşürüz abi. Yarın bekliyorum ha. Nereye? Oğlum parayı bekliyorum yani. Tabii para sende. De Kerem be. Öyle aklıma takıldı, sohbet ediyoruz ya. Diyorsun ya Hacer anne bizim evliliği kurtarmaya çabalıyor diye. Bizimkine niye çabalamadı? Bilmem. Belki Hacer annenin bileziklerini iç ettiğin içindir ha. Oğlum bu yüzden insanın yuvası mı yıkılır ya? Neyse Kerem konuşuruz. Para sende yarın Kerem, sıkıntı yok. Bana güven ya. Anne herkes bana bakıyor, çok rahatsız oldum. Bana da bakıyor olabilirler. Hayat sana niye baksınlar gülüm? Vay vay, neler olmuş buralara böyle ya? Ne olmuş buralar böyle? Laf attı o bana, bak laf attı bana. Yok ya, uzun zamandır buralara gelmemiş, gelişimine şaşırmış ayı. Hayır, laf attılar. Keşke Kerem göreydi. Ah, gelmez ki gittiği yerden. Eyvah. Keşke Necla görmeyeydi. Hacer, hayırdır? Kılık ne böyle diye? Sus, sus. Annem giydirdi. Hacer, hayırdır kız? Pavyon mu açtın? Ha, açsaydım seni de başına müdür koyardım. Ayıp oluyor ama. Ha, halatını sorsaydın böyle olmayacaktı. Ama iyi tamam. Bana bak hediyem. Kız bu ne hal böyle? Ne var? Kardeşim istediği gibi giyinemez mi? Annem giydirdi dedi. Bana bak. Hadi. Hadi, hadi dağılın bakalım. Hiç mi alımlı güzel bir kız görmediniz canım? Bana bak. Yarın benim altın günüm var. Gel altın günümde bütün merak ettiğin soruları sor. Olur mu? Cevaplarım. Hadi şimdi açılın da kızım biraz nefes alsın. Hadi kızım, hadi. Hadi canım kızım, hadi. Ah be anne. Yemin ediyorum seni. Sen bir hafta karıştırıyorsun. Dur bakalım. Gel çıkar kokusu. Yürü kız. Kız yavaş, ay. Kız yavaş. Anneciğim artık eve gidelim. Ne bu böyle utanç yürüyüşü gibi? Kız sen yürümeyi de bilmiyorsun. Ne öyle yürüme bandına girmişler. Böyle ters yürüyorlar gibi. Ay ben nasıl ikna oldum zaten ya? Ne olur eve gidelim, bak rezil oluyoruz. Anne eniştemi bekleyeceksek gel kapının önünde duralım.
Ben bu halde bir yerde durmam. Kız dur, süründük süründük sonuna geldik. Dur ben senin kocanı bir arayayım. Aha, o da geldi. Bana bak, hadi git karşıla. Fazla kırıtma. Hadi. Kırıtamıyor ki. Eniştemin üstüne düşme bari. Vallahi ne hale düşürdünüz beni. Hoş geldin damat. Diye. Bu ne hal ya, ne yaptın sen? Anne bileyim. Şşt, yavrum atla hadi. Atla mı? Nereye atla? Anne. Mardin kapısından atla demedik, arabaya atla. Senin gibi sütunları İngiltere'ye müzeye kaçırıyorlarmış. Bana bak. Hadi çekin gidin buradan. Çekin gidin. Onlar evli. Vallahi cırmalarım sizi. Hadi, hadi. Dur teyze, nasibimizle oynama. Kızım bu kıyafetle evliliğine renk katmak istiyor. Belki de o renk biziz. Bana bak, defolun gidin buradan. Yoksa gününüzün geri kalanı çok kötü geçecek. Hayırdır müdür, yün mü çırpıyorsun? Yün de göstereyim. Enişte bence o topa hiç girmesen. Siz girin bakayım içeri. Kerem. Girin içeri. Ay. Anne bu ne ya? Löpet yok mu? Kızım ben emekliyim. O da olur, koy. Eniştem de iyi savaştı aslında. Ay çok iyi savaştı, evet. Orkestra çubuğuyla saldırdı adamların üstüne. Senin yüzünden diye. Böyle cüretkar giyinmeseydi sen de. Aman. İlk defa giyindim. Annem istedi onu da. Giymem zaten bir daha. Oh. Damat. Zaten hediye nasıl giyinirse giyinsin. Hep ona dönüp dönüp bakarlardı. Vallahi takvim güzeli gibiydi. Bana da bakarlardı. Belki de çocuklar bana laf attı, o üstüne alındı. Kızım hadi olan oldu artık. Damat, işe alındın mı? Alındım. Aa, ne işi bu? E firma işte. Tamam. Ha, ne firması Kerem? Ticari firma. Şey satıyor. İnşaat. Evet, inşaat kıyafeti, inşaatçı ürünleri falan. Tabii. İnşaatçı ürünleri derken? Amele yanık kremi. Oğlum, avans aldın mı sen? Alabildim. İyi, elden mi verdiler? Oğlum, hadi çıkar göster de bak hediye de görsün. Hadi çıkar. Hı. Oh. Oh. Ah. 5.000. 5.000 kadar alabildim. Aa. 5.000 mi? 5.000 lira avans mı olur be? Ne o öyle? 10 olaymış. 10'du. Yani ben 10 versinler diye söylemiştim tanıdık firmaya. Niye öyle oldu? Şey, hadi al sen kardeşini de gidin eski haline dönsün. Biz de Kerem'le gidelim. Bir eczanede baktırayım ben onun sıfatına. Tamam. Hadi bir baktırayım değil mi? Hadi gidin siz bakayım. Tamam annem dur bir yere bağlayayım. Oraya da ya. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Demek Hacer'in damadını dövmüşler ha? Ya akşam haberlere çıkabilirmiş. Öyle bir dövmüşler ki. Çok fena dövmüşler. Hediye ile Kerem. Niye Hacer'e yatılı geldiler acaba? Hediye, Matmazel Noraliye gibi giyinirken neden şu anda Şakir'e gibi sokaklarda dolaşıyor? Ha? Kerem, niye dükkanında değil de
boş zamanlarında dayak yiyor. Ay çok fazla soru var Necla abla. Evet, çok fazla soru var ama hiç cevap yok. Ama neyse canım, yarın Hacerler'de gün var. Bütün sorularımızın cevabını orada bulabiliriz. Her şey çok karışık. Ceren ne canım açıyor zaten. Ben sana 10.000 lira verdim, sen 5.000 lirayla geri geldin. Tam gidiyordum ben de. Nereye gidiyordun oğlum? Ay düşürdün mü yoksa? Oğlum yarısını nasıl düşürdün? Yolda kesir problemi falan mı yapıyordun sen? Yok Ceren, öyle değil. Paranın yarısı gelecek yarın. Nasıl gelecek oğlum? Nasıl geri gelecek? 5.000 liralık yatırım mı yaptın sen? Ben sana ticaretle uğraşma demedim mi? Ha? 10.000 lira veriyorum, 5.000'ini batırıyorsun, ondan sonra geri geliyorsun. Hacer anne yok. Bak ben yolda gidiyordum. Eks bacanak Erdil'i gördüm. O da paraya sıkışmış, 5.000 lira istedi, verdim ama vallahi alacağım yarın. Alacaksın. Yarın işe başlıyor gibi yapacaksın, tamam mı? Git o Erdil'den o parayı da al. Ben sana git boş boş dolaş demedim mi? Ya Ceren de arabayla giderken bir anda önüme çıktı, ne yapsaydım? Çarp! Vur geç! Çarp geç! Sen Erdil'i tanımıyor musun? Bunca yıldır sen Erdil'i bilmiyor musun ha? Ay iyi ki bugün o serseriler seni böyle benzetmiş. Vallahi yoksa ben senin yüzünü böyle hoşafa çevirirdim, biliyor musun? Ha? Bugün senin kısmetin buymuş. Ah be çocuğum, ah işlerin senin rast gidecek ama. Hani bir evlat sahibi olsan. İşte. Çocuk mu sahiplen sen? Ha, kedi sahiplen. Oğlum, ha, o hediye. O hediye niye böyle giyiniyor, süsleniyor ha? İlgini çekmek için senin. Ayol birazcık ilgilensene şu kızla sen. Ha, bir torun sahibi olayım ben de. Bir torun seveyim evladım. Ay size akıl vere vere böyle IQ'm yükseldi benim. Gir içeri. Gir vallahi bak Necla abi, başkaları görüverecek. Gir içeri. Gir. Tamam gir. Allah Allah gir. Of. Tamam bak böyle derli toplu ne güzel oldu. Ha. Hediye. Ha. Annem torunun kafayı bozdu. Abla ne torunu şimdi, sırası mı ya? Değil. Ama annem işte. Bana bak. Sen de ikili oynuyorsun. Annemin yanında ona destek, şimdi bana destek. Ne var be? Ne? Hep benim üstüme gelin zaten. Hiç hayat sen nasılsın diyen yok. Hayat nasılsın kızım? İyi. Hediye. Çık markete git de. 3-4 kilo düğürcüklü bulgur al, yarın gün var. Kısır yapacağım. Anne niye ben gidiyorum? Giydirdin zaten biraz önce süperstar gibi. Niye almadık o zaman? Kızım çık diyorum sana ya. Git de millet seni şu genel geçer halinde bir görsün de kafanı sıyırmadığını anlasın. Çık dışarı, çık. Hayat. Ana söyleyeceğim bir şey var mı kızım? Ne gibi anne? Eski kocan Erdil. Buralarda mı? Hediye. Ay. Biraz konuşalım mı? Ay Kerem başlama sen de. Annem istedi diye öyle giyindim. Biliyorsun benim tarzım değil. Dene dedi, denedim. Tamam olanlar oldu. Gel biraz yürüyelim istersen. İyi tamam. Yüzün acıyor mu? Yok canım. Korkuttum zibidileri. Nasıl korkuttun? Gereğinden fazla dayak yiyerek. Biz de eski esnafız herhalde. Birkaç taktik numara. Biliyoruz. Şu boşanma meselesini konuşamadık. Hala aynı fikirde misin? Kerem sen gerçekten ne iş buldun?
Ama Hediye, ikimiz de soru sorarsak ilerleyemeyiz ki. Seninki de soru. Bence evliliğimiz bir şans daha hak ediyor. Neden? Bir kez daha dükkan açıp batıracağını mı hissediyorsun? Hediye yeter ama ya. Vallahi yeter yani, ayıp oluyor ama. Bak en azından anneni düşün. Kadın helak oluyor torun diye, çok istiyor. Öyle mi? Sen çocuk istemedin Kerem. Söylesene anneme. Ben çocuk istemedim desene. Ya ben de istiyorum, istemiyorum değil ama önce işimi gücümü oturtmam lazım. Kolay mı bu işler? Bak ne yapalım biliyor musun? Hiç kimseye bir şey çaktırmayalım. Evliliğimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah geldi annelerdir. Aylardır görmüyordum gerçekten. Sana görünmesin diye postaladım hemen. Çok güzel, ödemeli postalamışsın. Gitmiş Kerem'i çarpmış. Ne? Mahvedeceğim onu. O bizi mahvetmeden git ona söyle Kerem'in parasını ödesin. Tamam mı? Olayı da fazla büyütme. Sakın Hediye duymasın. Ah ah, bir duyarsa vallahi kocasından daha fazla soğuyacak kız. Tamam anne, sessizce halledeceğim. Onun gözlerinin çukurlarına uyacağım, sen merak etme. Ben seni uyacağım. O benim sözümü dinleseydin hayat. Yani şimdi ikinci evliliğini yapmış olsaydın. 2-3 senedir böyle gezip tozuyordun. 3. yılında da bana bir tane torun vermiştin. Kalk git süpür evi. Bir işe yara, kalk. Kalk gebert bir. Kız, Hediye, Kerem'le aranız nasıl? O gün vallahi adam iyi bir dayak yedi ha. Yüzü hoşaf gibi oldu kız. E artık bundan bir torun çıkar gibi geliyor bana. Anne, kapatsak mı artık bu konuyu? Neyi kapatıyoruz kız, köstük? Sen böyle kapatırsan adamda heves kalmaz tabii. O konuda sorun bende değil. Kerem'de. Hatalı olan taraf Kerem. Ben gayet net ve sertim. Kerem kararsız ve yumuşak. Neyse ya. Böyle her gün her gün aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben bunu anlamadım. Kız. Beklemediğimiz dakikada beklemediğimiz oyuncudan gol yedik. Ben de sıkıntı hep Hediye'de zannediyordum. Meğerse Meniş'te Bey'deymiş. Şükran çok iyi macun yapar. Yarın da o güne gelecek. Ben ona iyi bir formül yaptırırım. Ben ne yapayım? Sen fizik mühendisisin. Bu işin mekaniğinden sen anlamazsın. Sen git eski kocandan o parayı iste, al, getir. Beni de hasta etmeyin. Dök de, dök, dök. Dök kızım, dök. Dök kız azıcık. Merhaba hanımlar tekrar. Al bakalım. Bereketi bol olsun. Diye yüzünde güller açıyor kız. Kerem'in yüzü nasıl ha? Dövmüşler onu. Allah'ım yarabbim. Onun da yüzünde melekçeler açıyormuş. Benim damadım cengaver. Yani 4 kişiye bir saldırdı. 2 kişiymiş karşı taraf.
Yok kızım, dört kişiydi. Dört kişinin iki kişisi bir kaçtı. O iki kişiye bir kişi bir mücadele yaptı. Oh, görecektiniz. Tamam annem. Benim özel hayatımı artık konuşmasak. Ama iyi tamam. Meraklı değilsin özel hayatına. Kız Şükrü. Sana torbanın ağzını niye öyle sıkıyorsun kız? Senin ağzını sıkamadığımız için olabilir mi acaba? Şükran gel şu poşetleri içeri götürelim de şeyleri getirelim. Kalk. Neyle? Şeyleri işte. Kaçacak o poşetleri. Ver bakayım şunları. Bunların hangi birini damadın ağzına tıkacağız? Şükran, benim bir tane damadım var. Yani niye bu kadar kap getirdin? Bunların kırıp pişirilmesi lazım. Ne? Sen niye pişirip getirmedin? Şirket politikamız anam. Biz macunu malzemelerini veriyoruz. Siz pişirip piştiriyorsunuz. Ne nasıl yapacağım söyle. Tencerede bir saat bir damla zeytinyağına kavur, sonra soğut. İyi, akşama yaparım artık. Akşam çayın yanında yer. Ne yapayım? Aa, olmaz. Bozulur bunlar. Ben niye koşarak evden geldim? Koy hemen bizi. İçeride organizasyon var. İçeride gün var. Ah, sen bilin Hacer Hanım. Bu kadar üzülme be enişte. Çok üzülüyorum, evet. Çok. Gördüğün gibi bak, hayat devam ediyor. Bak ben de boşandım. Ben boşanmadım ki. Çabala o zaman biraz. Bak ben boşandım da ne oldu? Para kaybettim eski kocana. Keşke hiç boşanmasaydınız. Bütün foyam ortaya çıkacak şimdi. Hayat. Ne oluyor burada? Tutma beni enişte. Maşallah benim kızlarım 4 yıllık okul bitirdiler. Vallahi ilk girişte de kazandılar. Ama çıkışları iyi olmadı. 4'er seneden toplam 8 sene. Torun da yok. Benim 2 kız 2 oğlan. Lise ve denge okullardan mezunlar. Tam 12 torun ama daha bu başlangıç. Maşallah. Allah daha çok versin, daha çok versin. Malın mülkün de ona göre daha çok bölünsün inşallah. Senin aritmetiğin kuvvetlidir. Bunu sonra düşünürsün. Burası bir şey kokuyor yalnız. Çok kötü kokuyor. İşte kısır kokuyor kız. Macun kokuyordur. Ne macunu? La hamle kuvvete. Ayol tatlı pişiyor, tatlı kokuyor. Yok annem, gerçekten kokuyor, bakayım. Evladım otur sen. Şükran git bir bak bakalım. Şu tatlı nasıl pişiyor? Tatlı mı? Şükran macun dedi ya. Yavrum tatlı işte, tatlı. Yöresel tatlı bu. Ne yöresel ayol? Sen Malatyalısın, ben de Sivaslıyım. Bizim yörede böyle bir tatlı yok ki. Kızım bu başka yöre. Başka yörenin bir tatlısı. Trinica Tobacco. Yani bu kız şey, hani Afrikalı kızlar gelmişti ya, onlar bana öğrettiler. Çok güzel bir tatlı bu. Güzel tatlı. Yalnız burası çok kötü kokuyor, bana müsaade. Ay. Yakında bu işin kokusu çıkar ortaya, dur bakalım. Hadi yürü. E çıktı da sen de sevmedin ya işte. Öf, hadi çıkın kızlar. Çabuk. Ay. Tamam olmuş. Tamam sen de git peşlerine takıl. Hadi gün bitti zaten. Anne gerçekten ne bu koku ya? Çok kötü kokuyor. Aç kız pencereleri, camları aç. Aç. Ah, ah. Ay. Ya ben daha dün de ayak yedim. Her gün yenisini istemiyorum ki ya. Zaten derdim başımdan aşkım benim. Erdil, nerede oğlum para? Söz vermiştin. Ya Kerem dur be kardeşim ya.
Şu halime bak benim ya. Eski karım bana saldırmış, hala para diyorsun ya. Ne sana saldırıyor? Benim şu halime bakasın. Dayağı yiyen benim. Bak o para Hacer annenin. Evet, o para annemimmiş. Söyle ona enişte versin o parayı. Söyledim ya hayat. Söz vermiştim bak, vermek zorundasın bugün. Kerem şu halime bak benim ya. Tamam, halledeceğim diyorum ben. Söyle ona enişte bugün o parayı vermek zorunda. Hayat, söyledim ya zaten. Ya tamam, biraz sıkışayım, halledeceğim ben. Abi saçmalama. Evet enişte, söyle onu saçmalamasın da. Hayat, söyledim ya zaten. Abi ne olur kendinize gelin bak. Erdi, bak, o parayı bugün vermek zorundasın. Duydun mu beni? Sen sıkıştıysan ben iflas ettim oğlum. Ya Kerem 5000'den mi attın? O zaman git arabayı sat. Araba şirkete aitti. Araba gitti zaten. Hayat, sen de bir şey söylesene. Erdil, annem o parayı almadan gelme dedi. Ver şu parayı. Bak annemin günü bitmeden gitmek zorundayım. Ver şu parayı. Ne günü ya? Altın günü. Ne o gün? Ne günü olacak? Oğlum altın günü nasıl? Annemle uğraşıyor ki burada? Ya sen ne mırıldanıyorsun orada? Erdil ya, çok zor durumda bıraktın abi bizi. Çok zor durumda bıraktın. O zaman şöyle yapıyoruz. Buradan size geçiyoruz. Ben de geliyorum. Hem acele anneyi görüyorum, beylini öpüyorum, durumu izah ediyorum. Benim gidecek başka yerim yok ki. Benim tek ailem sizsiniz. Hadi be. Erdil, sen niye geldin? Çok kötüyüm Macar anne. Bana anne deme. Ben senin o ağzını mühürlerim. Zaten kızım yıldı, senin üç kağıtçılığından yıldı, boşandı. Ben de senin yüzünden torun sahibi olamadım. Gevur asası, gevur torbası. Başımın üstüne çıktın sen benim. Ya çok kötüyüm dedim ya. Beter ol. Sen dün iyiydin, ne oldu sana? At bakıcılığı falan yapıyordun. Ceren'cim dün bilmiyordum ölümcül bir hastalığa kapıldığımı, kusura bakma. Aa, ne hastalığı? Ölümcül bir hastalık işte. Tamam, onu soruyorum işte. Adı ne? Yavrum bilmiyorum. Zorlamıyor işte. Ölümcül bir hastalık. Yani isim koymamışlar. Son durak ölümcülük. Ya kapılan gidiyor işte. Neyi zorluyorsun? Ölüyor. Kapılan ölüyor yani. 1 milyonda biri varmış. Bir tanesi benim işte. Şak diye öleceğim, gideceğim. Sen öleceksen ben sana niye bakıyorum? Anne. Bu kadar mezalim olma. Yani doktorun dediğine göre... Böyle sevdiklerim olursam, iyi bakılırsa iyileşebilirmişim. Sevdiklerin ne ol o zaman? Git atlarınla beraber yaşa. Ha? Yıllardır sen at yarışı oyna, 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 oyna. Bak onlarla beraber nasıl güzel geçinirsin. 3 ayların adını sorsam bilmezsin. 3000 tane atın adını sorsam hepsini ezbere bilirsin. Seni kolpacı seni, seni yalancı seni, seni üçkağıtçı seni. Sen... Yalan ama ağır oldu. Yalan ne? Yani yalanım varsa şurada öleyim, gebereyim ya. İlla ölmeye 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 geldim diyorsun, öyle mi? Yavrum yalan söylemiyorum diyorum yani baldız yani. Hatta söz veriyorum, ben Kerem'den aldığım parayı da size içeceğim. Ne parası? Kes! Kes deyip ne parası? Kimse Erdil'e para vermeyecek. Vermeyecek. Bana bak. Tamam, helalleş. Herkesle helalleş. Bu gece bir gece burada yatıyorsun. Herkesle helalleşiyorsun. Herkesten özür dileyeceksin. Sana yer döşeği yapacağım. Burada yatacaksın. Tamam mı? Heh. Hayat, ben bu eli öperim yalnız. Kes dedim sana. Hadi çek git şimdi. Otur dedin şimdi. Sen gel. Sen gel. Biz seninle de işi konuşacağız. Ben de geleceğim. Merak ediyorum iş konusunu. Kız otur sen, neyi merak ediyorsun sen? Sen buna, bu Erdil'e yer döşeği yapacaksın. Tamam? Anne havada aydınlık, ne döşeği? Olsun, sen yap. 3. sırada bak, ölüm döşeği. Onu seriyorsun yere. Hacer anne, vallahi halledeceğim, alacağım ben parayı, sen hiç merak etme. Alacaksın tabii ama bugün değil. Hacer anne, bu da ne? Aç bakalım ağzını, ye bunu. Evladım, tatlı işte, aç ağzını.
Ya Hacer anne çok kötü kokuyor bu. Koklama sen de. Koklamadan ye. Hadi. Ya Hacer anne yemekten önce tatlım olurmuş. Evladım yemekten sonra da yiyeceksin. Aç ağzını bak vallahi elimde kaldı. Akıyor hadi. Hadi. Aferin. Görüntüsü kötü. Koku da kötü, zif gibi ama tadı güzelmiş. Adı neydi bu tatlının? Zift tatlısı. Bir tane de alayım mı? Evladım, yok yemekten sonra yiyeceksin. Hatta yatmaya yakın yersin. Sadece senin için bu ha. Senin için saklayacağım ben bunu. Ay sen benim öz damadımsın. Biraz angutsun ama bütün umudum sende. Hadi, hadi geç içeri şimdi. Hadi, hadi. Erdil yavaş mide fesadı geçireceksin. Hayat sen biliyorsun ya. Benim mide branda yerim yani. Hastalığın ölümcül ama midenin bundan haberi yok. Hastalık ölümcül ama mide muaf. Yiyebiliyor hala. Ben sana inanmıyorum Erdil. Sen kesin bir numara çeviriyorsun. Ha, eski bağlısın. İşte kurt kocayınca böyle itin köpeğin maskarası oluyor. Sabah cenazemi çıkartırsın buradan. Şimdi de çıkarabiliriz oğlum. Yeter ama üstüne gitmeyin. Belki de iyi değil. İyidir kızım, iyidir. İyidir merak etme. Bana bak Erdil. Benden aldığın altınları geri vereceksin. Vallahi bak senin o ruhunu bedeninden çıkartmam biliyor musun? Gümrük doktoru olurum lan senin karşında. O ruhunun karşısında gümrük doktoru olurum. Vereceksin altınlarımı geri. Ne diğerleri? Diğerleri mi? Ne demek o şimdi? Siz zaten sabahtan beri böyle dil altından bir şeyler konuşuyorsunuz. Oğlum bak kalkın bir karpuz kesin siz. Ne diyorsunuz ayı bir karpuz kesin siz bakayım. Ben bu sofradan karpuzumu yemeden kalkmam. Tamam ben vekaletimi verdim Kerem kessin. Allah kabul etsin kardeşim. Zaten iki kişi karpuz mu kesilirmiş? Oğlum kalksanıza. Hadi, hadi kalkın şu karpuzları kesin. Bir tane bile torun vermediniz bana. Birer tane bile bir torunum yok be. Gidin bir karpuz kesin de bir dilim karpuz verin ananıza. Hadi. Hala ya. Anne, Kerem Erdil'e para mı kaptırdı? Bak doğru söyle. Kızım ne parası ya? Kerem'in parası mı var da kaptıracak? Yani bir zaman bir 10 lira mı vermiş, ne vermiş? Aman sintil sülük ya. Öyle olur mu? Aslan gibi benim damadım. Hanter gibi böyle. Maşallah yani. Değil mi Hayat? Ne? Ne? Ha şey, Erdin'in yanındayken eniştemin üstün özellikleri ortaya çıkıyor. Erdil tam bir dağ ayısıyken eniştem komple bir Marmara beyefendisi. Kerem. Ay övmeyin bana Kerem'i. Sanki bilmiyorum. Biz ne öveceğiz kızım? Gece görürsün. Neyi görürüm? İnşallah çok güzel bir rüya görürsün. Muştulu bir rüya görürsün. Hı? Hadi afiyet olsun hadi ye. Senin de ihtiyacın var. Ye kızım, ye hadi. Kerem, ben senin parayı karşıma halledeceğim. Hiç aklın kalmasın. Bak sen benim eski bacanağım ama yine kardeşimsin. Benim sana yanlışım olmaz. Yalnız abi, bak hediyenin bunu duymaması lazım, tamam mı? Bu sefer biterim ben. Gözünde iyice beceriksiz bir adam olurum. Kimsenin haberi olmayacak ya. Halledeceğiz merak etme. De Kerem sen şey bilirsin ya bu Hacer anne altın topluyor ya günden. Nereye koyuyor onları? Erdil sakın aklından bile geçirme abi. O hastalık numarasını da yemedim zaten. Eğer öyle bir şey yaparsan kadın bu sefer kalpten gider bak sakın ha. Allah Allah nereden geliyor aklınıza bunlar sizin ya? Oğlum ben bendeki altınları onlara koyacağım. Hani onun üstüne koyacağım sürpriz yapacağım onu ya.
O kadar altının varsa niye aldın abi benden 5000'i? Ama bende nakit yoktu o sırada. Altın var, nakit yoktu Kerem'im. O yüzden aldım yani. Altın var, nakit yok. Anladın mı? Yoksa niye vermeyeyim ya? Bunda ne biçim karpuz ya? Saman gibi. Tat yok, bir şey yok. Ne olacak? Evde erkek mi var? Gitsin karpuz etsin değil mi? Dur dur, ben sana bir tatlı vereceğim. Sen şimdi bırak karpuzu. Bak. Kokusuna, rengine falan sakın takılayım deme. Bu ne lan? O tabii öyle. Götür götür. Nasıl? Yeniyor da. Bayağı yemişsin. Hepsini sen yedin değil mi? Ben yedim Hacer anne. Daha da yerim vallahi. Yok yok. Yeter bu kadar, yeter. Yani sonra gerekirse. Hadi bakalım, Allah yolunu açık etsin hadi. Allah yolunu niye açık etsin? Evladım yani hayır duası gibi düşün bunu. Hadi, hadi iyi geceler. Dur dur, dur şu yüzündekileri de çıkaralım da. Ay, şöyle elin yüzün açık olsun. Hadi bakalım. Hadi, hadi iyi geceler de ama. Hadi. Ne yapacağız? Çok da pis kokuyor ya. Atmayı lazım olabilir. Çok pis kokuyor gerçekten. Hey, nasıl yedi bunları? Nasıl yedi? Sen hala yatmadın mı? Bak elektrik yanıyor. Sakın televizyonu falan açayım deme, tamam mı? Telefonuna da oynuyorsun. Evladım, para bunların hepsi para. Ben senin ağzını burnunu kırarım ha. Ne yaptım ben şimdi ya? Ha, bir şey yapmadın ama yapma ihtimaline karşı ağzını burnunu kırarım ben, senin çocuk. Bana bak, sen de böyle bir şey yapacakmış gibi bir potansiyel var. Uyu, yat uyu. Kapa o gözlerini de. Dön bakayım arkana, dön arkana. Kıpırdama. Kapa gözlerini. Her yer açık. Bak ya. Hareketlere bak ya. Demek altınları buraya koyuyorsun ha? Güzel. Parayı buraya sakla. İyi var, uyuyun da alayım gideyim ben. Kız, Kerem macunu yemiş. Gelsin çil çil torunlar. Hadi inşallah bir tane torun olur da rahatlarsın Alan. Kız, ben bir tane toruna bir gün sakinleşirim ancak. Necla'nın 12 tane torunu var. Anne, ben neden odamda yatmıyorum? Neden acaba? Neden? O Erdil atın oğlu var ya, o içeride olduğu sürece seni hiçbir tarafa salmam kızım ben. O seni kandırdı, kandıracak. Evlenir, sonra tekrar boşanır. Yoo, ben senin ikinci evliliğinde bana böyle torun ve torunlar verebilecek çoğullukçu bir adamla evliliğini yaptıracağım. Şu hediyenin işi bitsin, sonra sıra sana gelecek. Anne, sen benimle ilgili hayati kararlar veremezsin. Veririm. Veririm. Kandıracak diyorum sana. Sen de kandın kanacaksın. Yok hastaymışmış da, yok ölüyormuş da. O yarın sabah buradan ambulansla çıkmasın. Bak ben onu nasıl tepeliyorum. Sen gör o zaman. Hadi. Hadi. Hadi yat. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi. Hadi. Git ötene. Ötene git.
Kerem bana niye öyle bakıyorsun? Haydi yem. Bir yandan seni çılgınlar gibi öpmek istiyorum. Aa. Bir yandan da karnımda inanılmaz bir ağrı ve kramp var. Ben de bir yandan uyumak istiyorum Kerem. Sen de uyu bence. Niye çıktı o çekmece? Hayat. Öyle çekmecesi öyle bir koku geldi, ona baktım. Yalan söyleme, para arıyorsun değil mi? Yo. Sen kokuyu almadın mı? Erdil. Heh. Ölmeyeceksin değil mi? Sallıyorsun. Sabah kapımız ambulans dayanmayacak değil mi? Hayat. Ben neyi fark ettim? Şu an biliyor musun? Hı. Ben sensiz bir gün daha geçirirsem. Hı. Ben ölürüm Hayat. Kerem! Kerem iyileşeceksin. Kayınca yaşayacaksın, merak etme. Erdil yaşıyorum zaten, bir sus artık, midem çok kötü. Erdil, Kerem'in arabasının anahtarı sende mi? Anne bende, bende. Şey tamam. Hadi Erdil bizi hastaneye götürsün. Hadi. Ay kardeşim bak ya. Dünyanın dengeleri değişiyor mu Fatma ha? Hacer'in üç kağıtçı ve eski damadı Erdil. Niye birdenbire ortaya çıktı ha? Asıl Kerem'e ne oluyor? İki gün önce yediği dayaktan dolayı şimdi hastaneye kaldırılmadı herhalde. Hacer bütün eski ve yeni damatlarını bir araya topluyor. Torun için yeni bir oyun hazırlamakta. Biz bu oyunu bozacağız. Hacer'i torunsuz bırakıp karından yok etmeliyiz. O gün yine gittik, hiçbir şey öğrenemedik. Hı. Nasıl yapacağız? Şükran. Onu bulacağız, onu sorguya çekeceğiz. Her şeyi öğrenebiliriz. O zaman ben hemen araştırıyorum Necla abla. Hadi bakalım, marş marş. Atiko! Kerem aklın kalmasın kardeşim. Ben buradayım, ben bakacağım sana, merak etme. Sen niye bakıyorsun? Ha bana bak. Tek damat olmak için, yoksa onu sen mi zehirledin? Allah Allah ya. Nereden aklına geliyor bunlar ya? Ben niye bu çocuğun ölmesini isteyeyim ki? Sen ölecektin. O iş ne oldu? Ay anne, ayıp olmuyor mu? Erdil ne kadar koşturdu Kerem için. Neyse. Kerem, senin öyle miden falan bozulmazdı. Farklı bir şey mi yedin? Hacer annenin yaptığı tatlıyı yedim. Kokusu biraz kötüydü ama tadı çok güzeldi. Ondan ben de yedim ya, ondan olmamıştır.
Hadi olsa olsa karpuzdan olsa niye bir tek Kerem değil mi? Sen yedin mi onu da? Yedim yedim. İşte Kerem verdi o ara yedim ya aklına yat güzel olmuş vallahi. Ben verdim Hacer anne. Çık dışarı. Defol çık dışarı. Çık çabuk dışarı diyorum sana. Kerem ben çıkıyorum sen dikkat et kendine. Çık. Allah'ım yarabbim. Anne ayıp ama artık. Ne ayıbı fizikçi? Otur oturduğun yerde. Oğlum Kerem ben sana vermedim mi çocuğum sadece sen ye bunu diye. Niye sen Erdil'e veriyorsun? Ne yapayım acelen de baktı. Ben de göz hakkıdır diye verdim. Üzerine birer bardak da su içtik. İyi halt içtiniz. Aman zaten tesiri de yokmuş da. Anne ne tesiri olacaktı? Okuttun mu sen yoksa o tatlıyı? Ay ne okutması kızım? Aa okutmak. Her şeyin başı da okutmak tabii. Abla, Necla abla seni istiyor. Hayır mı? Şer, hadi. Abartıyoruz. Nasıl okutacağız biz Kerem'in işteyi? Yok adam. Kızın fotosu var ya, ona okutup üfletiriz. Ha kendine okuyup üflemiş, ha da profiline. Anne benim bu işlerin içinde ne işim var? Ben fizik mühendisiyim. Aman. Birazcık da metafizik olaylarına aşina olsan ne olur? Tamam, fizik mühendisin evde MR cihazı mı yapıyorsun? Oturup duruyorsun işte. Bak, üfürükçü Nuriye'nin evi. Hadi kız, hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Üfürükçü Nuriye siz misiniz? Üfürüğünden belli. Üfürükçü Nuriye sensin. Şöyle. Bize yardım et Şükran. O gün Hacer'in evinde, günde mutfağa girip bir şeyler pişirdin. Ortalığı çok kötü bir koku sardı. Ne pişirdin sen? Meslek sırrı. Asla söyleyemem. Mesleğin ne senin be? Kuvvet macunu yapıyorum. Demek Hacer damadına kuvvet macunu yediriyor. Hayır hayır öyle değil. Kuvvet macunu yapıyormuşsun. Ne yapacaksın başka içeride? Meslek sırrı dedim ya. Aman canım senin mesleğine sırrı falan mı kaldı? Her şey ortaya döküldü, saçıldı. Hadi yürü. Hadi teşekkürler Şükran. Kalk 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 kalk. Hadi gel 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 gel. Hadi hadi hadi. Selametle yani. Yürü 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 yürü. Hadi güle 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 güle. Sen şu Hacer'e bak. Toplu tüfekle saldırıyor bana gördün mü? Ay demek damadının çocuğu olmuyor. Sen hemen bir toplantı tertip et. Yaz gruplara. Hadi hadi. Hediye bu ne? Yani insan bir çorba yapmaz mı kocasına? Bak hasta hasta burada. Kerem mide fesadı geçirdin. Ne çorbası? Kerem, bana doğruyu söylemen için son fırsat. Sen Erdil'e para kaptırdığın için mi dükkanı batırdın? Ya Hediye ne alakası var? Dükkan kendi kendine battı. Hepiniz bir işler çeviriyorsunuz, saklıyorsunuz benden. Senin bu yeni iş ne oldu? Hediye ben raporluyum biliyorsun değil mi? Tamam, göster raporunu. Ya Hediye sen benim amirim misin ya? Böyle olmaz ki bak tepemde aile kuizleri gibi raporlu adama. Ne oluyoruz yani? Tamam Kerem. Tamam konuşma sen. İnşallah senden başkasından duymam. Bıraktım diyorum Hacer Hanım. Niye anlamıyorsun? Bak şu fotoya böyle bir okuyup üfleyivereceksin. Ne olur. Anne yarın bir de Necla abla oturmaya çağırıyor. Ay tamam de kızım tamam de.
Nuriye Hanım. Ben bu yaşıma geldim. Benim torun mevcudum sıfır. Benim damadım Kerem'in kuşu altın kafeste. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Bak ne olur bir okuyup üflüyiversen de bir sevaba giriversen ha. Yahu bıraktım diyorum Hacer Hanım. EYT çıktı emekli oldum. Üflemiyorum artık. Hem fotoğrafı olmaz. Benim şahsı böyle nefesimin teması gerek. Ben onu düşündüm biliyor musun? Al. Sen şu balona üfle. Tamam mı? Ben de o üfürüğü benim damadın yüzüne püskürteyim. Ay ne olur ya. Hiç olmazsa şunu yapıver. Üflersem gidecek misin? Giderim. Vallahi giderim. Hadi. Ben bunu şimdi damadın yüzüne böyle püskürteceğim. Yeterli olur mu acaba? Ha? Evde pilates topu vardı. Onu mu getirseydik? Anne hadi artık gidelim. Haydi. Haydi haydi. Sağ ol. Al, şunu da bırakayım ben. Hadi sağ ol. Allah'ım yarabbim. Bu da işe yaramazsa enişteni artık kız bel fıtıkçısına götüreceğim. Anne eniştemin fıtığı yok. Kızım belden anlıyor işte bu adamlar. Modern tıpta bu konulara kim bakıyor? Belviye. Anne belviye o. A, zamanla değişmiştir. Gerçeği onun belviye. Anneciğim sen bir markete gitsen ben de yumurta alıp gelsem olur mu? E, çabuk gel ama. Hediyeyi biraz oyalamamız lazım. Bak her şey böyle dık 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 dik dik. Ay Kerem'in işe girmediğini böyle anlayacak diye. Kerem'in vallahi ben böyle aklım çıkıyor. Sen, tamam. Hadi. Bu patlamaz değil mi? Oh, bu kadar da para verdim yani. Hayat. Hadi ne yapıyorsun lan? Hep seni kovdu. Gitsene artık biraz ya. Hayat gidemem. Gidemem Hayat. Gidemem. Çünkü iyi değilim. Bak artık ölüyorum. Hastayım. Numaralarını kimse yemiyor. Tamam? E tamam yemesinler. Ya ben dün geceden sonra şunu fark ettim. Hayat ben sensiz olamam artık. Fazla kalamam, gitmem lazım benim. Hayat dur Hayat, dur ne olur. Hayat dur yani dur biraz daha. Vallahi dur gitme Hayat yani. Sen durunca zaman duruyor be gülüm. Vallahi bitsin bu ayrılık, bitsin bu hasret yani. Git konuş annenle, versin bizi. O işler öyle olmuyor canım. Önce kendini akla. At yürüyüşü, it yürüyüşü attı üstümden. Arındım tertemizim. Allah belamı versin. Hiçbir şey yok artık. Tam farkındayım. Kerem'den aldığım 5000 şu an kafa karıştırıyor. Söz. Halledeceğim, tertemiz geleceğim. Söz. Önce kendini düzelt, öyle gel. Tamam mı? Öyle gelirsem benim bütün kapılarım açık. Yoksa yok. Anladın mı? Anladım. Ha. Tamam. Ben gidiyorum. Ben de gelirim sonra. Nereye? Tamam. Tamam gelirim sonra o zaman. Anlaşınca. Anlaşma dahilinde. Söz. Hallettim ben. Heh. Allah çek içine çekil. Hacer anne neydi şimdi bu böyle? Yani neyin ritüelini yaşadık biz? Çok önemli bir hocanın nefesiyle okuttum seni. Ah Hacer anne ya. Öyle Kurye usulü insan okutma olur mu hiç? Ya sen onu bunu boş ver şimdi. Sen şu nefesin hakkını ver yeter. Kerem. Senden bir torunum olsun istiyorum. O tatlı da ondan değil mi? Evladım o tatlıyı yedin mideni göçerttin. E yine torun yok ortada. Bak. Eğer benim torunum olmazsa ben bu dünyadan gözleri açık giderim biliyor musun? Yani mahallede bir tek benim torunum yok be evladım. Tamam bu işin manevi tarafı. E bir de maddi tarafı var bu işin.
12 tanesi Necla'ya olmak üzere ben 70 tane göz aydını çeyreği taktım biliyor musun? Bu çeyrekler bana geri dönerse sana iş kurarım. Aman Hacerem, aman ben biliyorsun iş kurmakta iyi dedim, yani batırıyorum. Evladım işi ben kurarım, sen de müdürlük yaparsın. O zaman batmaz, sen yeter ki torun işini batırma. Bak nefesi dağıldın, hadi bana ver torunumu. Hediye, yarın Necla'da oturma var. Sen de gel, biraz kafan dağılır kızım. Hı? Bak, merak etme, çocuksuz oturma. Ama sen gelirsen belli de olmaz yani. Belki çocuklu oturma olur. Onu da kimse de bilemez yani. Hı? Ay anne, anlamıyorum ne diyorsun. Hem ben gelmem öyle oturmaya güne filan. Gün değil ki. Altınsız oturma, ben de gelmem. Hı, gelme. Ben ne yapacağım? Sen çalış. Evet, sen çalış. Raporluyum ben. Evladım, evden çalış işte. Bak ne kadar güzel olur. Hediye, sen de gelme. Sen de kocana yardımcı ol. Beraber çalışın böyle. Tamam mı? Hı. Hı, tabii tabii. Anneciğim, ben ne çalışacağım? Daha Kerem'in ne iş yaptığını anlamadım. Ben hiçbir şey anlamadım. Evladım, delirtmeyin beni. Niye ben size kendimi anlatamıyorum acaba? Ben seçme ve yerleştirme yapıyorum. Bak Hayat, sen benimle yarın Necla'ya geliyorsun. Hediye, Kerem evde kalıyor. Biz seninle sonra pazara gidiyoruz. Sonra siz boş ev, bomboş ev oturuyorsunuz. Bir güzel çalışıyorsunuz. Ne pazarı? Hayvan. Hayvan pazarı, hayvan. Dudullu'ya gideceğiz. Benim adağım var ya, o adağımı yapacağım. Hadi hadi çabuk yiyelim, yatalım. Ondan sonra da ananızı da delirtmeyin. Tamam mı? Hadi, hadi afiyet olsun. Ye kızım. Eğer akşam bir şey olmadıysa Kerem gündüz üfürüğün tesirinde kalacak. Yalnız bırakalım bakalım. Yani kuluçkaya yatıralım bakalım. Anne çok fazla detay veriyorsun. Kız bunun detayı mı kaldı artık? Ha? Elimi yüzümü aldım, damadı da karşıma aldım. Torun istiyorum dedim. Anne iyice delirdin sen. Kız sus. Necla şimdi ağzımdan laf almaya çalışacak. Oturmak bahane. Ha biri sallana sallana gitmesin. Hadi biraz hızlı yürü be kızım hadi. Hediye. Efendim? Hediyem. Gelsene yanıma. Kitap okuyorum Kerem. Gel yavrum gel, burada oku. Bak burası geniş, sığarız rahat rahat, gel. Dün gece yatakta dönüp durdun. Uyutmadın. Uyumaya gidiyorum ben. Gel hayatım gel. Burada uyu. Uyutmazsın. Ben geleyim. Kerem biliyorsun ben öyle günde bir saat uyumayınca enerjimi toparlayamıyorum. Hacer Hanım anlat bakalım. Ne anlatacağım canım? Sen çağırdın, sen anlat. Ne anlatacağım? Benim damadım dayak yemedi. Eski damadımın evinde de kalmıyor. Oo. Ya asıl zirvesi, ben damadıma kuvvet macunu yedirmiyorum. Yalan söyleme Necla. Ne bu böyle? Buraya oturmaya geldik. La Fontaine'den masallar dinlemeye değil. Öyle mi? Tanık Şükran Tufan. O zaman Nuriye de burada anne. Ağzın çıksın hayat. Üfürükçü Nuriye. Aa! Sen damadını üfüttürüyor mu? Aa! Bak bu yeni. Pes. Aa! Ne bu böyle sizde kapalı türbün gibi?
Böyle 90 dakika tezahürat mı yapacaksınız? Hah, bağıran taraftarlar defolup gitsin. Onu bunu bırak da konuş bakalım. Hadi dök eteğindeki taşları hemşire. Hediye kapı. Ay Allah. Hediye. Hediye dalmış bile. Erdil. Ne işin var oğlum senin burada? Hacer Emre seni kovmadı mı? Bak görmesin ha. Yok yok, gitti o. Hediye nerede? Uyuyor. Derin mi? Bayağı derin yani. Bağırdım bağırdım. Kapı diye duymadı. Ne oldu, hayırdır? Hayır hayır. Al. Senden aldığım 5000. Yok canım. Tamam tamam, sayma. 4900 var. 100 taksi parası ayırdım. Neyse, buna da şükür. Şaşırttın vallahi beni. Oğlum dedik ya ödeyeceğiz diye. Bu parayı bana Hacer anne verdi. Sırf işe girmiş gibi yapıp avans aldım numarası yapmak için. Karşılığında da torun istedi. Yani uğraştığımız işlere bak ya. Neyse, yırttık. Öyle mi? Keremciğim. Benim uykum o kadar derin değildir Kerem, bilirsin. Ben bağırmadım sen uyanma diye. Para dahil her şeyi duydum. İtiraf etsene. Şükran'a niye kuvvet macunu yaptırdın? Yaptırdı. Zaten ben de emekli olacağım artık. Ya Nuri abla da olmuş. Hacer'in yıldızları birer birer kaymaktaydı gökyüzünden aşağıya doğru. Suçlamalar asılsızdır. Evet, macun yaptırdım. Ama sana yaptırdım. Sana hediye etmek için yaptırdım. Tövbe estağfurullah. Ben ne yapacağım macunu be? Ayol, macun yaptırmak suç mu? Ha? Kim yemiş? Kim biliyor? Ha? Nuriye'yi hayata götürüp okutup üfletmiş olamaz mıyım? Hı? İyi savunma yapıyor Necla abla. Anne kazanıyorsun. Değerli misafirler ve jüri üyeleri, üstüme atılan bütün suçlamalar mesnetsizdir. Necla beni can evimden vurmak için çabalar sarf ediyor ama elle tutulmuş bir şahit, bir kanıtı yoktur. Anne bu ne? Para. Ah benim hakikatli kızım, bana para mı getirdin? Bak ne hakikatli bir kız. Anne bırak. Bu parayı Kerem'e sen vermişsin. İşe girmiş gibi yapsın diye. İş filan bulmamışsın. Kerem de dükkanı batırdığıyla kalmış. Kesin canım, tamam. Hadi kızım biz gidelim. Anne hadi. Yeter senin şu torun takıntın. Sıkıştırdım ben Kerem'i, her şeyi anlattı bana. Tatlı diye kuvvet macunu yedirmişsin. Okunmuş balonu üflemişsin yüzüne anne. Bir yandan Kerem'in beceriksizliği, bir yandan senin bu baskıların. Boşanıyorum ben Kerem'den anne, anladın mı? Ben de ablam gibi boşanıyorum. Yeter artık ya. Karışma benim özel hayatıma. Kız Necla'ya rezil ettin beni. Her şeyi duydu. Niye böyle yapıyorsun? Beni mahalleliye şimdi kepaze edecek. Anne ne Necla'sı ya? Sen benim özel hayatıma niye müdahale ediyorsun? Hayır, hem torun istiyorsun hem de rahat bırakmıyorsun. E Necla'ya gittik ya biz. Hadi, hadi kalk biz gidelim madem. Kalk kızım kalk. Ben sabit miyim? Anne dur. Kerem sen gider misin? Boşanacağız biz. Bitti. Hediye. Boşanmıyorum. Çünkü beni avukata verecek param yok ki. Tamam Kerem. Ben veririm avukat paranı. Gider misin lütfen? Kızım yıkmayın yuvanızı. Anne ortada yuva mı kaldı Allah aşkına ya? Kerem hadi.
Anacığım. Erdil'i bir kez daha denemeye ne dersin? Delirtin beni. Anneciğim. Yemek yemeyecek misin? Yemeyeceğim kızım, siz yiyin. Uyuyacağım ben. Karpuz yer misin? Yemeyeceğim. Hala aynı, yemeyecekmiş. Karpuz da istemedi. Alışacak abla, alışacak. Senin boşanmana nasıl alıştıysa, buna da alışacak. Hadi otur. Hediye. Annem gitmiş. Nereye gitmiş? Anneler Dağı'na gitmiş. Anneler Dağı diye bir yer yok abla, saçmalama. Yapma ya. Ben de sönmüş yanar dağlarımızdan biri zannediyordum. Kadın gitmiş işte bilinmeze. Bizi terk ederken açık adres mi bırakacaktı? Gitmemiştir ya. Gitmemiştir. Buralardadır. Abla gelir. Çıkmaz o mahalleden dışarı. Otur, iki lokma bir şey yiyelim. Abla, Kerim'in arabası. Ay, burada uyumuş demek ki. Kerem, arabada mı uyudun sen? Ne yapayım Hediye? Evin anahtarını vermedin ki. Neyse, annem evi terk etmiş. Akşam gelir dedik, bak sabah oldu hala yok. Ne oldu? Hacer anne kayıp mı? Ali, sen de mi arabada uyudun? Yok gülüm ya. Kerem önde uyuyunca beni tesir altına almış. Ya anlamadım şimdi, Hacer anne kaçtı mı, kaçırıldı mı? Ben Kerem'den boşanacağımı söyleyince mektup bırakıp gitmiş. Sorduk akrabalara, onlarda da yok. Şöyle yapalım o zaman. Semtte boşanmayacağız haberini yayalım. O hemen koşa koşa çıkar, gelir. Kerem, iyi niyetinden şüphem yok ama biraz. Aa, cep telefonunu arayalım. Müthiş. Ya bu bizim nasıl aklımıza gelmedi? 700 bin kere aradık. Polise de haber verdik. Daha dahiyane bir fikri olan yoksa ben annemi aramak istiyorum lütfen izninizle. Arayalım mı? Nerede arayacağız yani? Bu kadının var mı böyle sevdiği gitti bir yer? Ya çıkmaz ki o mahalleden dışarı. Güzel. Çember daralıyor. Onu bulacağız. Gençler,
araba yattıydı. Olmaz. Ben o uyku kokan bekar arabasına binmem. İki adımlık yer, yürüyelim. Peki, yürüyoruz. Anlattırıver o zaman ya bana. Ben Hacer falan görmedim. Ablacığım, sen al bu kartı, gelirse bana haber ver. Ararız. Ha, bu arada Nuriye Hanım, kız kardeşimin kocasına çocuğu olsun diye üflediğiniz üfürük var ya, ters tepti, boşanıyorlar. Yani? Yani sizin ürününüz hatalı. Ne yapacaksın? Tüketici mahkemesine mi vereceksin? Abla saçmalama, yürü. Yahu kadın bari paramızın yarısını ver be. Vermeyeceğim. Çünkü o parayı hatırladıkça bir daha üfrükçüye para kaptırmamayı öğreneceksin. Hem annenizle bulun da ona da öğretin. Ya abla hadi. Hadi yürü. Yoksa hemen üflerim şimdi. Ay. Abla. Benim macunum her zaman sonuç verir. Bak, Kerem'in midesinde sıkıntı varmış. Nasıl teşhis etti? Telemarket misin Şükran abla? Ürün mü tanıt dedik? Annem nerede dedik? Anne, buldurma macunu yapamam. Zaten son olaylardan dolayı bırakıyorum. Tamam. Annem nerede? Sen onu söyle. Görürseniz annenizi selam söyleyin. Annem kayıp diyorum. Selam söyleyin diyor. Kendi macun olmuş, haberi yok. Neredesin be kadın? On gün oldu, yok annem. Ne yaptı bu kadın? Abla ne yaptık biz? Vallahi polisi de yokluyorum ama bir gelişme yok. Yurt dışına mı kaçtı, ne yaptı? Annem mahallenin dışına çıkmaz. Bir de kadın ne bilsin yurt dışına çıkmayı ya. Zaten çıkmak istese polisler direkt yakalar, bize getirir yani. İyi de böyle beklemekle de olmuyor ki. Ayrıca sen benimle bir dışarı gelsene. Ha, yok yok, gideceğim ben ya, merak etme, kalmayacağım. Yok yok, başka bir şey, sen gel. Kerem. Ya acaba Erdil annemi fidye için falan? Yok artık, sen de daha neler, iyice abarttın ha. Hem sen beni evden kovduğundan beri ben Erdil'le beraberim zaten, öyle bir şey olamaz. Bu son olaylar aramızdaki durumu değiştirmedi. Boşanacağız yine. Ne yapalım? Kısmet. Bu ne kadar karpuz ya? Fatma. Necla ablanın asistanım, yeğenimin yanından hiç ayrılmaz. Biz de hiç Necla annemine bakmadık. Niye bakmadık? Bir geldin kızım. Anne. Aşk olsun Necla abla. Biz kaç gündür annemi arıyoruz, sendeymiş. Niye söylemedin bize? Ayol, ne söyleyeceğim be? Ne söyleyeceğim? Kadına demediğin lafın birini bırakmadın insanların içinde. Evlatlarının mutluluğu için tepinen bir anayı buldunuz. Şu yaptığınız hallere bakın. Ya siz hiç birbirinizi sevmezsiniz ki. Ebedi ve ezeli olarak bir düşmanlık var sonuçta. Canım o başka, bu başka. Sonuçta ben mağdur edilen bir anaya kol kanat gereceğim. Necla, sağ ol arkamda durduğun için. Ne demek hemşire, her zaman. Ya ne güzel şeyler bunlar. Fakat Aceren de seni bulduk. Yani sobelendi artık. Eve dönersin değil mi? Ha? Hadi anne, hadi hadi. Hadi, hadi. Boşanacak mısınız siz? Evet. Gelmiyorum o halde eve. Burada kalacağım. O halde sizi şöyle alalım. Bir dakika ya. Bir dakika ya, bir dakika. Bir dakika. Hayat, sen
Belki bir şeyler söylemek istersin. Erdil sen sus. Anneciğim gel hadi evde konuşalım ne olur. Ne olur anne. Kızım gelmiyorum diyorum anlamıyor musun? Gelmiyorum burada kalacağım. Anne daha fazla rahatsızlık vermeyelim hadi. Ne rahatsızlığı ya? Ne rahatsızlığı? Olur mu öyle şey? Zaten ben de bir ev arkadaşı arıyordum. Hep karpuz masrafları yarı yarıya düşmüş olur. Gelsene beş dakika. Yok yavrum yok gelmeyeceğim diyorum. Çıkın böyle dolaşın hayatınızı yaşayın. Aa, çocuk için niye darlıyorsunuz kendinizi? Ben böyle dışarıdaki bebelerin, sümüklü bebelerin. Böyle sarılırım torun niyetine onları sevin. Değil mi Necla? Evet evet. Yani nasıl olacağım bilmiyorum anne ama. Ne dedi o? Ne dedi? İsteyerek olmadı. Fatma. Bana bir tane karpuz ver. Dilim mi keseyim kayıp? Bütün ver. Bir tane. Ver çocuğum. Ne yapacaksın ki? Ben... Seni köstük, köstük seni köstük babini! Geber! Vay be. Yani hayat ciddi ciddi bayağı hamile ha. Tebrik ederim. Kardeşim Erdi'cim seni tebrik ederim. Bu ırk mutlaka devam etmeli. Eyvallah. Allah! Bir şey diyeceğim. Bence benim başım bugünlük yeteri darbeyi aldı ya. Ben ne yaptım şimdi ya? Yetsin bugünlük artık. Kesin sesinizi. Vallahi ikinizi de ıslak terlikle döverim ha. Anne bana niye vuruyorsun? Kaç yaşında fizik mühendisiyim ben? Tabii. Hiçbir zaman fiziğinle öne çıkmadın zaten sen. Sen ne zaman tıngırdadın kız kocan olacaktı? Sen hingirdemelerinle öne çıkıyorsun sen. Senin kafanı başını yolarım ben. Şimdi şöyle. Madem açıldı konusu. Kerem macun yedi ya. Ay. O macundan ben de yedim. Kerem midesini bozdu. Ben kendimi bozdum. Ama hayatın bir suçu yok. Asla izin vermem onu suçlamana. Annem. Ben de gürültü oldu. Onun için salona gelmiştim. Böyle. İşte. Kız, kız. Vallahi yumarım seni kız. Sen yumarım kız. Vallahi yumarım seni kız. Annem o cinsellik nereden çıktı? Bak, seni evlatlıktan reddederim hayat. O nasıl laf ya? Ben öyle bir şeye izin vermem. Ben kafaya koydum, bu yuvayı kurtaracağım. Allah'ın emri peygamberin... Sakın, sakın, sakın. Anne bak evlenirsek resmi olarak ilk torunun olmuş olacak. Yani ben diyeyim. Olan oldu değil mi? Buradan dönüşü de yok. Hemen evleniyorsunuz. Hemen evleniyorsunuz. Hemen evleniyorsunuz. Hemen Yıldırım nikahıyla evleniyorsunuz. Yıldırım nikahıyla hemen evleniyorsunuz. Hayat ben böyle öperim ya. Verdim gitti. Damadım. Siz ne yapıyorsunuz? Boşanıyor musunuz? Ben bilmem ne diyebilir. Yani bilmem ki. Söz de ağızdan çıktı bir kere ama. Hadi gidin. Hadi gidin, gidin, gidin. Hadi. Hadi gidin boşanın. Ne yapıyorsunuz yapın? Gidin meselelerinizi kendi evinizde halledin. Hadi. Anne. Hadi hadi. Hadi çıkın gidin çabuk. Hadi, hadi güle güle. Hadi. Hadi kış kış. Ne oldu böyle şimdi? Annemin üstümdeki baskısı kalkınca kendimi boşlukta hissettim. Ben zaten hep boşluktayım. Hoş geldin. Ne yapacağız şimdi? Boşanacak mıyız? Bilmiyorum, konuşuruz.
Tatile mi gitsek? Olur. Sen ısmarlarsan. Ben ters oyum biliyorsun İflas. Peki. Hadi o zaman. Er değil. Bana bak. Bu sefer kızımı üzersen kafanda o karpuzu parçalamam. Senin kafanı karpuz niyetine parçalarım bak. Ona göre. Hadi git nikah için günah. Ne günü kız, ne günü, ne günü? Hemen gidip evleniyorsunuz. Hemen bugün gidip evleniyorsunuz. Gerekirse tüm belediyeleri ayağa kaldırın. Hadi bu nikahı kıymadan gelmeyeceksiniz. Hadi çıkın. Hadi gidin. Hadi. Hadi. O nikah kıyılacak. Bugün kıyılacak.